Hocam benim için bir şerefti sizinle sohbet etmeyi. Biz internette her dem aktarışa veren de Türk dünyasıyla bağlı, ümmet İslam'la bağlı hemşire birinci sıralardan sizin kitaplarınız gelirdi. O sitelerde gelirdi, kitaplarda gelirdi. Birçok forumlarda, internet forumlarında insanlar tartışırdılar ve birçoklarının dayak noktası kimi sizin fikirleriniz ve sizin kitaplarınız olardı. Ona göre de önceden istiyordum ki bu sevgimi size bildireyim. Bu sevgi hem de Azerbaycan'dan gelen bir sevgiydi. Maşallah. Ve bunu bir sevgi olarak kabul etmenizi isterdim. Allah razı olsun. Maşallah. Bir Teşekkür ederim. mukabele, bir mukabele. Ben bu görüşe gelmemişten evvel birçok sizin hem Azerice hem Türkçe olan eserlerinizi okudum, baktım ve sitelerde maraklandım. Çoklu jurnalistler, reportörler sizle danışmışlar. İstemezdim ki bizim sohbetimiz tekrar olsun. İsterdim ki sadece bizim sohbetimiz bir kadar farklı olsun ama bu farklılık hem okucularımız için hem Azerbaycan'da olan okucularımız için hem de Türk dünyasında, Türkiye'de olan okucularımız için de maraklı olsun. Eskibesi değil ki son vaxtlar kapitalizmde bir böhran gelir. Bu evvel biraz meneviyatta gitmişti, sonra iktisadi bu böhrana çevrildi. Ve böyle bir böhran vakti sizin fikirleriniz ve sizin kitaplarınızda gösterilen yol neyin ki diye ki Şərq dünyası için, Türkiye ve Türk dünyası Türk dünyasını birleştiren ülkeler için, o cümleden Azerbaycan için hem de Garbin birçok ülkeler için. Yani indi böhranda olan ülkeler için de bir yoldu. Siz bunu evvelden mi duymuştunuz ki bu olacak yahut Allah'tan gelen bir vehmiydi miydi ki siz Gavaza'dan görürdünüz ki dünya böyle bir böhranın içindeydi ve bu böhrandan çıkma için yollar aktarmaya lazımdı. Evet. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl öncesinden bildirmiş böyle bir ekonomik buhran olacağını, bu tip olaylar olacağını ve bunun sonucunda da bir ferahlık dönemi geleceğini, rahatlık dönemi geleceğini bildirmiş. Hatta yani o kadar detay vermiş ki 20-30 yıl içerisinde olacak bütün olayları tek tek saymış Peygamberimiz. Çok şaşırtıcı. Yani aslında dünyanın bundan pek haberi yok. Yani gerçek anlamda haberleri olsa çok şaşırırlar benim kanaatim. Mesela Peygamber Efendimiz Hicri 1400 yılından sonra olacak olayları bildiriyor. İran'dan Irak arasında savaş olacağını söylüyor. Afganistan'ın işgal edileceğini, Fırat'ın suyunun kesileceğini, barajda kesildi. Ramazan ayında ay ve güneş tutulmaları olacağını söylüyor. Bu da oldu. Kuyruklu yıldızın doğacağını söylüyor. Halley kuyruklu yıldızı çıktı. Bunların hepsi 20-30 yıl içerisinde. Peş peşe. Kabe baskını olacağını söylüyor. Kabe'de kan akıtılacağını söylüyor. Bu da oldu Hicri 1400'de. Güneşten bir alametin belirmesi, yüzyılın en büyük güneş patlaması oldu. Tozlu dumanlı fitne 11 Eylül olaylarına bakıyor. Bir ordunun kaybolması, mesela Irak ordusu çölde kayboldu. Irakların parası kalmayacak diyor Peygamber Efendimiz. Paraları kalmadı. Bağdat'ın alevlerle yok edileceğini söylüyor. O da oldu. Tahribat olacak diyor Bağdat'ta diyor Peygamber Efendimiz. Çöller yeşerecek diyor. Yani bütün detaylar anlatmış. Fakat bunun içerisinde ekonomik buhran olacağını söylüyor. Bunda hatta kişiler diyor çarşıda bugün de kazanamadık. Bugün de kazanamadık derler diyor. Ya o kadar detay vermiş. Çarşıda insanlar ne konuşacağını söylüyor. Fakat sonradan benim evlatlarımdan Hazreti Mehdi diyor, zuhur eder. Müthiş bir bolluk ve bereket dönemi başlar diyor. İnşallah biz o döneme doğru gidiyoruz. Bizleri Deccaliyet, dinsizlik, Darwinizm çeşitli entrikalarla ayırdı. Mesela Azerbaycan'dan bizim ayrılmamız Konya'yla İstanbul'un ayrılması gibi. Yani dilimiz aynı, dinimiz aynı, geleneklerimiz aynı, soyumuz aynı, aynı atanın çocuklarıyız. Fakat
Bizi bir odaya koymuşlar. Karşı tarafı bir odaya koymuşlar. Aramızda da bir duvar koymuşlar. Allah'a çok şükür şimdi Azerbaycan gençliği uyanmış durumda. Türk gençliği de uyanmış durumda. Şimdi Türkiye'de, Türkiye'nin Azerbaycan'ın birleşmesini istemeyen ben bir kişiye rastlamadım. Yani herkes bunu istiyor. Şimdi bu altyapı olduktan sonra artık onun sıkıntısı çok kolay. Yani bundan sonrası sadece bir resmi birkaç görüşme, resmi birkaç karardır. Tabanın buna karar vermesi çok önemli. Taban buna karar verdi. Allah'a çok şükür bunu sağladık. Allah vesile etti. Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan, hepsi sırada Allah'ın izniyle, sırada. Bunların bir araya gelmesi demek, Türk milletinin bir millet olarak birleşmesi demek. Yani makul olan bu. Böyle bir devleti dünyada kimse yere getiremez sırtını. Hiç kimse ama. Yani böyle kültür bağıyla, sevgi bağıyla birbirine bağlı olan bir milleti kimse sırtını yere getiremez. Mesela son gelen arkadaşlarımız, Azeri gazeteci kardeşlerim, hemen tamamı bunun heyecanı içerisinde. Biz burada Türklerle, kardeşlerimizle konuşuyoruz. Herkes müthiş bir heyecan duyuyor Azerbaycan'la birleşme konusunda. Allah'a çok şükür bu zemin oluşmuş, adı konacak hale gelmiş. Şimdi inşallah büyük bir kongre yapacağız. Türkistan Birliği Kongresi. O zaman bunu daha güçlü şekilde dile getirmiş olacağız. Tabii burada alınan kararlar olacaktır. Bunlar her iki tarafın hükümetine de bilgi olarak sunulacaktır inşallah. Biz istirham edeceğiz. Onlar da bunu yerine getirecekler inşallah. İnşallah. Biz biraz dünyadan geldiği böyle Türkiye ile Azerbaycan'ın arasına. Siz bir hoca olarak bilirsiniz ki eskinin evvellerinde de Azerbaycan'da ve Türkiye'de bu tartışmalar oldu. Yani o vakte Türk Halkları Kurultayı geçirildi. Bu 1920'ci illeri ihat edildi. Ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye çoklu akın oldu. Bizim o vakte hatta demokratik cumhuriyeti yaradan isimler de Türkiye'ye geldiler, yaşadılar. Ama böyle bir megamda, böyle birleşmeye yakın olan bir vakte yine de Türkiye'de Avrupa'nın tesirinden, Azerbaycan'da da Rusya'nın tesirinden bir itirazlar da oldu insanlar arasında ve sizi çok doğru buyurdunuz ki siyasetçilerden evvel halkı insanlarımız bu birleşmeni ahire kadar dert etmeli, istemeli. Zaten hem sizde hem bizde bu birleşmeye çoklu büyük hevesler var, isteğler var. Ve hatta bu hardasa siyasetçiler tarafından Kafkas Birliği şeklinde de ileri sürüldü. Şimdi siz mütefekkir bir insan olarak, elin bilgi adamı olarak bunu daha genişlendirip Türk Birliği, Türk dünyası şeklinde diyorsunuz. Bu birleşme, şimdi bilirsiniz ki Orta Asya'daki ülkelerle Azerbaycan ve Türkiye arasında çok berabersizliği var. İster ekonomik bakımdan, ister bilgi bakımından ve diğer bakımdan. Bu birleşme tabi şekilde alınır mı? Bu berabersizliği olan bir zamanda. Çetin olmaz mı? İki suyu birbirine karıştırdın mı? Daha büyük bir su olur. Başka bir şey. İki tarafta su çünkü. Yani bir tarafta asit olur, bir tarafta su olur. Bunu aklım alır. Ama iki tarafta menba suyu. Karıştırdın mı? Büyük bir kupa su dolu olur. Azerbaycan'dan Türkiye'nin iç içe geçmesi ruhu sadece şahlandırır. Kalbi sadece şahlandırır. Hiç böyle bir sorun yok. Azerbaycan son derece kültürlü, aydınlı insanlardan oluşuyor. Velev olmasa biz onları aydınlatırız. Velev fakir olsun da biz onları zengin ederiz. Allah'ın izniyle. Öyle bir konu olmaz. Çünkü babayla oğlu ayırmışlar. Şimdi oğul çok cahil olsa, babası da çok alim olsa, çok zengin olsa, çocuğu da çok fakir olsa ne fark eder? Babayla oğul karşılaştın mı? Babanın malı zaten onun. Babanın bilgisi zaten çocuğunun. Hemen aktarır bilgisini, hemen malını mülkünü verir. Yani biz Azerbaycan'ı canımızın bir parçası olarak görüyoruz. Ne fark eder yani? İstediği kadar farklılık olsun. Anında ihya ederiz. Anında o sevgiyle muhabbetler olur. Ayrıca Azerbaycan
her yönden madenleriyle, petrolle zengin.